Evet, 2022 hem bölgeye hem zamanlamasına evet, hem bundan evet. sonrasına ilişkin söylemek istedikleriniz <laughs> Ya şimdi e, tabii acımız çok büyük. İnsan konuşmakta zorlanıyor. Bırakın zorlanıyor. hani böyle bir programlı canlı yayında bütün işten inme söylüyorum. Evde bile herkesin yani büyük bir matem havası esiyor. Kimse söze girmek istemiyor. Gözler televizyona kilitlenmiş. Ama yani bizim <laughs> tabii yaşımız da müsait. Ben 84'lerden beri yani 40 senedir bunlarla uğraşıyoruz. Ya açıkçası acımız gerçekten çok büyük. Ateş düştüğü yeri yakıyor anlıyorum. Ocaklara böyle yangınlar düşüyor. Allah o anne baba akrabalarına sabırlar versin önce. Milletin başı sağ olsun ama konuşurken insanın sesi titriyor. Yani ben aynı sözleri dinlemekten artık fenalık geldi bıktım yani. Milletin başı sağ olsun. Bu menfu yani 80'lerde de böyle sokak cinayetleri olurdu falan 80'den önce. İşte rahmetli Süleyman Demirel, MC Başkanı çıkardı. Bu menfur cinayet kanı yerde kalmayacak. Bu menfur cinayetin sahiplerini bulacak. Hiçbir şeyde bulunmadı. hepsi şey oldu. Yani burada... <laughs> bildiri kavgasıyla da bunlar örtülmez bu acı. Yani bazen bazen olmayacak şeyler öne geçiyor. Esasında bizim bunun sebeplerini, neden olduğunu, bunu neden önleyemediğimizi, neden ya da bu mevsimde böyle bir operasyona kalkıştığımızı açıkçası ben öğrenmek istiyorum. Hani birazcık böyle uluslararası ilişkiler, işte bölgesel politikalar bunlarla ilgilenen bir adam olarak. Şimdi bildiri Cumhuriyet Halk Partisi bildirin herkes senin bildirine imza atmak zorunda değil ki. O da ayrı bir bildir, Sen onun metnine bak. Metin senden daha fazla kınıyor mu? Senden daha fazla sarih cümleler kurmuş mu? Kurmuş. Yani burada yani burada mesela gelişi güzel sokakta 100 kişiye sorsak terörü kınıyor musun diye lanetliyoruz diye herkes kınar lanetler. Yani e ben, a benim benim koyduğum bildiriye hazırladığım bildireyi imza atmadı. Terörü bizim kadar kınamıyor mu? Mu demek istiyorsun? Hani terörü kınamak e, sadece sana özgü. Yani her hakkı mahfuz bir şey mi? Yani, o hak sende mahfuz mu yani? Terörü hepimiz kınıyoruz. Ama burada ana muhalefet olarak ya da bir, bir vatandaş olarak mesela ben şahsen şunları öğrenmek istiyorum. Niye mesela bu mevsimde 1740 metre 2000 metre dağlara bu operasyonu yolladınız değil mi? İki tane timle. Bunun korumasını var, nasıl yapıyordunuz? zaten bir süredir askerimiz. Evet yani e, şimdi mesela e, bu, bu e, bir istihbar yani e, hani hep dış güçler dış güçler diyor ya aslında meselenin bence bir domestik iç yanı var bir de dış yanıma öyle bakmak lazım esasında. Şimdi mesela içiyle ilgili bu operasyon, bu, e, bu ağır bildiri koşullarda... CHP'de verseydi, sonra ayrı bildiri yayınlasaydı ne olurdu diyenler de var. Bu ağır koşullarda mesela neden yollandı? Neden bunun koruyucu var mıydı? Yani mesela e, bu, 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 bu burada e, şeyle ilgisi var mı? Mesela bunun açıklanması lazım. Hatırladığım kadarıyla benim 2020 yıllarında falan e, şeyde bu Dağlık karabağ Türkiye İHA'larını gönderdi diye e, bu bizim e, şey var ya e, TB2, Bayrakların ikiyle işte ile Ankalar'ın kullandıkları hı hı. optik camlar var. Onlarla ilgili galiba Westcam şirketi miydi? Kanada'nın öyle bir şeydi. Westcam şirketi şey yapıyorum dedi. Bir ambargo uyguluyorum dedi. Ama orada e, aklımda yanlış kalmadıysa MX-15D diye bir şey var. E, ne Nasıl diyelim? Elektrooptik ve kızıl kameralar sistemini çalışılan bir takım bir aparatlar, bir parçalar var. Onu Kanada'dan alıyordu Türkiye. Kendisi yapamıyor hala. Öyle biliyorum. Şimdi onlara bir ambargo uygulayınca bütün böyle İHA'lar ve SİHA'ların çöküyor bir anda. Sonra Türkiye bunu itiraz etti. Kanada ile bazı görüşmeler yapıldı. Kanada ben o zaman buna vaka düzeyinde bakayım dedi. Yani sizin çok böyle ihtiyacınız olduğu şeylerde hani biraz böyle bir hafif bir yeşil ışık yaktı buna. şimdi ne kadar o iş çözüldü mü çözülmedi açıkçası bilmiyorum. Şimdi e, dolayısıyla bu mesela orada bir e, ne e, bir şey vardı. E, gamble denen bir sistem adı, adı aklına yanlış kalmadıysa o mesela hani biz bir video çektiğimiz zaman hani böyle bir bir kalabalık bir toplantı titrer o görüntüler. Hı hı. O, tit, o titremesini önlüyor. Onu stabilize ediyor ve otopilot sistemine yolluyor. Yani Hı. o zaman siz çok yakınındaki herhangi bir saldırıyı, tehlikeyi görebiliyorsunuz. Size o imkanı sağlıyor. Bu çok önemli. Kamera çok var. önemli yani. Hı. Yani mesela şimdi bizim TB2 dediğimiz İHA'ları falan işte aşağı yukarı 40-41 tane bilgisayardan oluşan bir sistem. Hı. Ama bu bu sistemin en önemli bir parçası. Neredeyse yüreği yani. Size net bir görüntü Tespit veriyor. Etme. Şimdi bu var mıydı, yok muydu? Mesela. Yani burada bizim istediğimiz yani muhtemelen ana muhalefet diyor. Bilgi Vardır verilmesi lazım. Bakardır, yani olur, bunu açıklayın. Şimdi neden neden şüpheye düşüyorum? Ya ben çok benim üzüntüm sizin yüzünüzden ikiye katlanıyor. E şimdi mesela şeyde e, Suriye'den çekildiğiniz zaman e, baktınız oradaki bazı yerler gözlem kulelerimiz vardı. Gözlem kuleden geri çekildiğinde tamamen Suriye ordusunun hareket alanı içerisine girdi. E zaten oradaki Fırat'ın doğusu Amerikan hava işte hava şeyi e, e, ha, şey, e, e, ne derler ona? E, hava. Harekat bölgesi politisme. Yani Fırat'ın doğusu hava harekatı bakımında Amerikan kontrolü altında. Hı hı. E, batısı Rusların kontrolü altında. Tamam. E, o zaman bir Rusya bir Türkiye'ye böyle bir ders vermek için bir saldırıda bulundu biliyorsunuz. Sonra hani e, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ziyaretinde de kronometre koydular. Bakın ne kadar bekletiyoruz diye. 36 36 tane falan yine elimiz şehit olmuştu. Şimdi mesela biz bunu biz bunu ne yapıyoruz? İktidar açıklamadı. Hatay valisi çıktı. <laughs> Yine aklımda yanlış kalması 7'den başladı. Sonra 9 oldu. 13 oldu. 17 oldu. Öyle gidiyor. Yani acaba bir anda 36 olduğunu biliyordunuz. Bunu taksit taksit mi söylediniz? Taksit taksit mi oldu öldüyse o zavallı o şehit olan erlerimiz biz aynı anda kaybettik. Niye sayıları böyle ufak ufak taksit taksit söylüyorsunuz? E efendim Eğer öyle e, tabi, hayır Amerika, ama e, bu daha da tepki e, yaratıyor. Yani, yani yaratıyor. Amerikan Amerikalılar bizim İHA'mızı düşürdü.